farklı yani evet mantık orijinli mantığın konusu ama İslami ilimlerde hadistir, fıkıhtır, özellikle usulü fıkıhtır çok yoğun kullanılan kavramları içerir. Çok. Ve bu bir, bu zihninizde dursun. İkincisi, musannif bu konuya başka ileride yine değinecek ama daha detaylı. Şimdi burada diyor biz iki lafzı birbirleriyle karşılaştırdığımızda o iki lafız in ihtelefa fil mefhumi vel ma sadaki eğer mefhumleri de ayrı ise mesela insan mefhumu nedir? Hayvan mı? Peki şeker nedir? Cismin ne? Bunların mefhumu ayrı. Doğru mu? Bir de vel ma sadaki. Ma sadakları da ayrıdır. Çünkü insan mefhumunun üzerine sadık olduğu fertler kimlerdir? Ali, Veli, ben, sen, öbürü. Doğru mu? Ama şecerin ma sadaki bahçemizdeki ağaçlardır. Dolayısıyla insan ve şeker hem lafızdan anlaşılan mefhum ayrı hem de mefhumun reel hayatta sadık geldiği, şamil olduğu fertler. Bakınız arkadaşlar, masadak ile mefhum bu ifadeleri mantıkta çok yoğun kullanır. Bizim diğer İslami literatürde çok yoğun kullanır. Bu mefhum ile masadakı karıştırmamak lazım. Hatta hani dedim ya delalet müfred örneğini şey vermiş, insandan vermiş, mesela demiş insan kelimesinde elifun insanın başına sin örneğin gövdesine delalet etmiyor. Dolayısıyla müfrettir. Burada bunu yazan masadakla mefhumu karıştırmış. O gövde başta şey o masadaka aittir. Halbuki ifrat masadaka bakmıyor. İfrat lafzın cüz'ünün, mefhumun cüz'üne delalet etme işine bakıyor. Mefhum hayvan adı. Dolayısıyla bunları iyi oturtmak lazım. Mefhum lafızdan anlaşılan ve mefhumun varlığı zihnidir arkadaşlar. O vücudu zihni. Hani biz literatürde dört türlü vücuttan bahsediyoruz. Vücudu zihni, vücudu harici, vücudu lafzı, vücudu kitabi. Lafzı kitabi. Mesela yazdığınız bir şeyin vücudu kitabidir. Telaffuz ettiniz mi? Lafzı vücut olur. Zihninde tasavvur ettiniz mi? Mefhumi. Zihni oluyor. Hariçte de varlığı varsa vücudu harici oluyor. Dolayısıyla mefhumların vücudu nasıldır? Zihnidir. Masadakların vücudu nasıldır? Haricidir. Bu çok önemli. Ve yine hem kelam ilmi arkadaşlar hem kelam hem diğer ilimlerde özellikle kelam ve usulü fıkıh. Vücudu zihniyle vücudu harici çok kullanılır. Bunları karıştırmamak lazım. Vücudu zihni daima lafızların mefhumlarına bakar. Çünkü o zihinde vardır. Vücudu harici ise neye bakar? Masadaklara. Yani harici fertlere bakar. Bu oldu mu şimdi? Evet. Yok. Yani müfred kelimesini ele almış. Tabi müfredin delaleti konusu veya daha doğrusu tarifi konusunda nahvilerle mantıkiler aynıdır. Açılımları biraz farklıdır. Yani mantıkiler müfredi açınca altı kısma kadar götürüyorlar. O mantıkilerin açılımıdır.
Nahviler de manaya düzü düzü olursa yani düzü mana derler. Ama o açılımı yapmıyorlar çünkü o onları fazla ilgilendirmiyor. Yok. Yani orada da şey yaparsak o zühürdür, o öyle olmaması lazım. Nahvda da tarif ettiğimizde orada da mefhuma bakmamız lazım. Evet. Demek ki iki lafız mefhum ve masadak. Bu mefhum masadak ne anladık? Bir de şunu da daha evvel de söylemiştik. El masadak ifadesi müvellet bir ifadedir. Normalde orijinal Arapçada bu çok yanlıştır. İki yönden yanlıştır. Bir, may mevsulenin üzerine eflam getirmeniz. İki, fiil sadaka fiilini mecer yapmanız. Değil mi? Ama ne yapmışlar mantıkıyla? May ile sadakayı, mevsul ile sınıf bir kelime yapmışlar. Onun için elma sadakı diyorlar, mecrur ediyorlar, marfu ediyorlar vesaire. Evet, demek ki mefhum ile masadık eğer bir iki lafızın dediğimiz gibi kalem ile pencere, nafize. Bu kalem ile nafizenin hem mefhumları ayrıdır, hem masadıkları ayrıdır. Bunlara ne diyeceğiz? İkisine mütebayina. Birbirlerinin nesi zıddı. Çünkü hiçbir nafize kalemdir. Hiçbir kalem nafize değil. Hiçbir insan şecerdir. Hiçbir şecer insan değil. Mütebayin. Ev fil masadaki. Eğer masadakları bir ise mefhumları ayrı ise ne de gibi natık ve katip gibi. Natıkın mefhumu nedir? Zatun sebete lehum mutlu. Katibin mefhumu nedir? Zatun sebete lehul kitabetun. Bakınız mefhumları ayrı. Ama masadak aynıdır. Çünkü natıkın da katibin de masadakı Zeyd, Amir, Bekir, Halid, ben, sen, öbürü, öteki bunlardır. Bilmem anladınız mı? Şimdi bu konu aslında ileride musannif şu at altında da ele alacak. Ama daha detaylı. Buna nisebi arba diyoruz. Nisebi arba nasıldır? İki şey mutlak olarak yani illa mefhum da iki lafız da olmaları lazımdır. Mutlak. İki şey birbiriyle karşılaştırdığımızda o iki şeyin arasında mutlaka bu dört nispetten birisinin olması lazım. Mutlak. Bu çok orijinal bir şeydi hakikaten. Mantıklı. Ya o karşılaştırdığınız iki şey arasında ya müsavat var. Müsavat nedir? Mefhumları ayrı, masadakları aynı. Tekrar söylüyorum. Aralarında müsavat olan iki şey mefhumları ayrı, masadakları aynı. Ve masadakları aynı olduğu için müsavi oluyor. Mesela katip vahid gibi. Değil mi? Katibin mefhumu ayrı. Zatun sebete lehu kitabetu. Dahakin zatun sebete lehu dahkun. Mefhumlar ayrı. Ama masadak aynıdır. Her yerde katip olan natıktır, natık olan katiptir. Veya Zeyd, Amir, Bekir, Halid, Reşit, Salih. Bu ikisi arasında müsavat. Bir de iki şey karşılaştığımızda dedik. Ya müsavat var veya müsavatın zıddı mübayene. Mübayene nedir? Yani tamamen ayrı. Külli tebayin diyoruz. Mesela hadid ve şeriat. Tabii. Hadid ve şeriat. Hem mefhumları ayrıdır hem de masadakları ayrıdır. Hiçbir yerde de buluşmuyorlar. Ve arkadaşlar biz aralarında müsavatın olduğu iki mefhumdaki o müsavatı daima kadıye-i mucibe-i külliye ile ifade ederiz. Nedir?
Kullu natikun katibun, kullu katibun natik. Bu ise aralarında mübayenet olanlar ise bir salibe-i külliye ile ifade ederiz. La şey'e minel hadidi bi hacerin veya bi şecerin ve la şey'e minel şeceri bi hadid. Bu böyle. Üç, iki şey karşılaştırdığımızda dedik ya, iki şey karşılaştırdığımızda aralarında onu ya müsavat, ya mübayenet ve umum hususu mutlak. Nasıl, ne demek? Yani o ikisinden birisi mutlak andır, birisi de mutlak hastır. Mesela ne gibi? Hayvan ve insan gibi. İnsan ve zeyd gibi. Değil mi? Kelime ve isim gibi. İsim ve kalem gibi. Nauda. Nasıl? Mesela insan ile hayvan. Hayvan mutlak amdır. İnsan da mutlak hastır. Çünkü insan hayvanın nevidir. Hayvandan olan bir nevidir. Bildin? Hayvan. İnsan, himar, bakar, feras, esat, tayr, artık binlerce, on binlerce hayvan çeşitleri. Hepsi, her birisi hayvanın bir türü. Değil mi? Dolayısıyla hayvan amdır, insan hastır, ona göre feres ona göre hastır, himar ona göre hastır. Bu her macar. Anladınız mı? Mesela nahvda kelime amdır, isim ona göre hastır. Bir de hususiyeti dikkat edin arkadaşlar. O hususiyet görece bir hususiyettir. İzafi bir hususiyettir. Gerçek hususiyet değil. Çünkü insanın has oluşu neye göre? Yoksa haddi zatında insan kendisi andır. Değil mi? Dünyada eğer 9 milyar insan varsa hepsi altına girer. Dolayısıyla onun hususiyeti nedir? İzafi görecek. Bunların da arasında onun hususiyeti. Veya bu da tabii bir mucibe-i külliye ile salibe-i cüz'iye ile ifade edilir. Mesela dersin kullu insan hayvan, doğru. Ama ba'dul hayvani leyse bir insan. Öyle salibe-i cüz'iye dedim. Olur mu? Anladın mı? Olur mu? Çok derin düşünüyorsun. Karısını yitirmiş kadar. Evet. Hayvan da gelir, hayvan da gelir. İki kullanım da var. Bir de iki şey arasında umum hususu münvece. Umum hususu münvece. Bir yerde buruluşmuş. Şunlar. Mesela umum hususu münvece. Bir yerde buruluşurlar, iki yerde ayrılırlar. Ama umum hususu mutlak. Bir yerde buluşur, bir yerde ayrılırlar. Müsavat daima buluşurlar. Mübayene daima ayrılır. Anladınız mı? Mesela arkadaşlar, ebyat ile insan. Bunlar arasında umuksuz mucize. Çünkü bir yerde buluşuyorlar. Beyaz insanda hem ebyattır hem insan. Bu buluşma yeri. Ama bir de iki maddede ayrılır. İnsandır ama ebyat değildir. Mesela diyelim ki Habeşistan insanı. İnsandır ama ebyat değildir. Bak ayrıldı. Bir de ebyattır, insan değildir. Pamuk, kar. Değil mi? Sayfa, beyaz sayfa. Bunlar ebyattır, insan değil. Anlaşıldı mı? Bunların da ikisinin arasında kusurlu hocalar. Evet, şimdi biz lafız açısından ele aldığı için o lafız açısından ya müsavattır, ya mutebayindir aralar. Ama öbür nisebe arba o mana açısından ele aldığı için onu orada ele alır. Ve in ittahada fihima fe muteradifen, eğer iki lafız mefhum ve masadakta
aynı iseler buna da ne denir? Müteradif denir. Mesela Esed ile Usama hem mefhumları aynı hem masadakları aynıdır. Bunlara ne diyoruz? Müteradif. Türkçe'de eş anlamlı diyoruz. Tabi teradüf dilde var mı yok mu o ayrı bir tartışma konusu. Usulü fıkıhçiler, lügatçiler onu çok tartışıyorlar. O konumuz değil. Ve evfil masadık. Eğer masadıkta birdirler, mefhumları ayrıdır. O zaman mütesavi yani. Yukarıda da çok geçti. Natık katip mefhumları ayrı ama manaları nasıldır? Şey masadıkları birdir. Masadıkları birdir. Bunun adı mütesavi. Lafız bitti. Müfred lafızla ilgili şimdiki taksimat bitti. Şimdi murakkeple ilgili taksimata geçelim. Bu tabi bu istitradi bir bilgidir. Niye bu istitradi bilgiye yer veriyor? Çünkü bir kısmı bize lazım olur. Bu istitradi bilginin. Hepsi olmasa bile bir kısmı bize lazım olur diye yer veriyor. İşte diyor murakkep sahaskutu aleyhi. Eğer mütekellimin sükutu üzerinde sahih ise buna murakkebe tam diyoruz. Ki nahvde buna ne diyorduk? Üzerinde tam sükut yapılan ve kelam diyor. Evet, sükut. Ve illa eğer üzerinde sükut sahih değilse fagayru tam. Buna nahvde ne diyorduk? Murakkebe nakıs diyor. Mesela terkibi idafi, terkibi mezci, terkibi tavsifi, terkibi tadammuni. Bu dört terkipte nasıldır? Nakıs murakip. Hah, sadece isnad. Siz mesela aliyyun nacihun, aliyyun müstehidun bu nasıldır? Murakip-i tamdır. Veya nahude kelam diyoruz. Hatta şart haber, hal, cümleleri bile bazı nahvilere göre ne değildir? Tam dedi onlara ne diyoruz? Cümle diyor. Cümle. Tabi cümleyle kelam ayıran bir şey diyor. Bu anlaşılır mı? Ve illa fagiru tam dedi. Ve tamu murakabe tam da ki nahvde kelam diyordu. İnehtemele sıdka vel kelime el doğrulanabilen, yanlışlanabilen bir konumdaysa ona haberi kelam diyor. Kelam-ı haberi ki ma yahtemilu sıdka vel kelime diyor. Mahvde bu ileride buna ne diyecek? Kadıya diyecek. Hangi kadıya? Kadıya diyecek daha doğrusu. Kadıya. Kadıya diyor. Yani çünkü şöyle kadıya tarif edecek. El kadıyetu kavlun yasahhuli en yuqale li qaili innehu sadiqun fi au kadhib. Yani nahviden kısaca ma yahtemilu sıdka vel kelime dedikleri. Evet. İşte bu murakkebi tam haberi oluyor ve kadıya oluyor. Zaten söylüyorum. Haber genelde nahvilerin kullandığıdır. Evet. Ve illa eğer sıdk ve kizbe muhtemel değilse ona inşa diyoruz. Nahviler de inşa diyorlar. Nahviler inşa ama şöyle özel bir tarif getiriyorlar. İcadu manen bi lafzın yukari yuşuduşu. İnşa. Ve huve bu inşa'ın vudi'ali talebi talebi için vada edilmiş de talep diyor. O da vudi'ali talebi fa talebi. Burada duralım arkadaşlar. Biraz uzadı. Burada duralım. Yavaş yavaş gidiyoruz ancak çünkü.